Merhaba herkese. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Zübük filmini konuşacağız. Ama önce ne yapıyorsunuz? Like atıp abone oluyorsunuz. Evet, teşekkür ederim Selçuk'cum. Şimdi Zübük filmini konuşmaya başlamadan önce istersen bir Zübük romanına kesinlikle konuşmaya başlayalım. Film kitabı sen konuşuyorsun, filmi de ben konuşuyorum. Hadi bakalım. Kitap, roman daha doğrusu. Aziz Nesin'indir romanı. Bugün işte Nesin Yayınları tarafından basılıyor. Ulaşması kolay. Film gibi değil. Filme ulaşmak biraz zor. Bunu konuşacağız. Deneyeceğiz. 1961 yılında yayınlanıyor ilk defa roman. Şimdi bizde böyle bir siyasetçiye karşı bir algı vardır ya. Bence yani Zübük o algının yerleşmesine, yani işte güvenilmez, işte çıkarcı, işte vesaire vesaire pek çok kötü sıfatla anabileceğimiz siyasetçi profilinin oluşmasında ya da en azından gün yüzüne çıkmasında önemli bir etkiye sahip. Hatta işte bazıları bu yüzden eleştirir. Ama o eleştirenlerin de baktığımızda biraz böyle Zübükzade vari bir siyasetçi ya da işte duruşa sahip kişiler olduğunu görüyoruz. Roman şimdi 1981 yılında Kartal Tibet yönetmenliğinde Beyaz Perde'ye taşınıyor. Okey, bunu biliyoruz. Fakat benim sonradan öğrenip şaşırdığım bir şey daha var. Film 92 yılında Suriye'de dizi olarak uyarlanıyor. Evet, bu çok iyi. Ben de garibime gitti. Hem şey şaşırttı hem garibime gitti. Yani nasıl ve olmuş? Yaklaşık böyle 20 bölüm vesaire yayınlanan bir dizi. Allah Allah. Tabii bunu yani izleme fırsatımız olmadı. Olsa güzel olurdu. Yani işte oradaki bakış açısıyla da bir görebilmek iyi olabilirdi. Şimdi yani hafıza sat rejimi döneminde böyle bir film çekiyorsun. Ama yani olabilir. Çünkü Hafız Esat'ın durduğu yer vesaire baktığımızda hani ona aslında çok da mani değil. Çünkü Zübük'ün bir de temsil ettiği bir şey var ya, böyle popülist vesaire. Evet, evet. Falan. Şimdi roman yayınlandığında da epey ses getiriyor. Hemen darbe, 60 darbesinden bir sene sonra, bir yıl sonra yayınlanıyor. Ne ilginçtir, filmi de 80 darbesinden darbe üstüne binmiş. Onu böyle bir yufalarsak yani şey yapar. Yani tabii zaten hani o açıdan epey böyle şey olduğu için tarihimiz illaki bir şeye denk geliyor yani. Yani darbe 10 senede bir geldiği için ona gelmese tekine yani, geliyor yani. Öyle bir denk geliyor. Böyle bir roman, çok da böyle kalın kalın bir roman değil yani, 200 sayfa falan olması lazım. Bir solukta yani okunabilecek bir roman. Tabii tabii yani okursun. Zaten işte o Aziz Nesin'in dili vesaire işte ya, komik. Çok yani, tatlı bir dili var. Evet yani, tatlı. Gayet böyle su gibi akar gider. Bir de zaten okurken sürekli maalesef günümüzde de devam ettiği yani böyle okurken ya ben bu tipi biliyorum. Bir yerden hatırlıyorum. Var bir yerde acaba zaten. Hani böyle biz zaten birini çok benzetiyoruz. Bir ama müstafi belediye başkanı. Hani. O da bizde kalsın. O da bizde kalsın. Bir büyükşehir belediye başkanı. Eskilerden, çok evet, eskilerden. Çok eski biliyorsun. Ya. Çok eskiydi o. Hani tahta çıktığında hani çok Osmanlı falan var. Hatta daha önce Dulkadiroğulları falan diyorlar. Neyse, o bizi ilgilendirmez. O ne yaparsa evet, yapsın. Filme gelelim efendim. Evet. 1981 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında Kartal Tibet'in yönetmenliğinde Kemal Sunal'ın başrolünde bir yapım. Evet. Önce Zübük ne demek, bunu söyleyelim. Filmin başında da aslında bize bu mesajı veriyor. Evet. Aziz Nesin çok güzel kelime oyunlarıyla hayatımıza tat katan bir isim. Zübük kelimesi, zeybek kelimesinin türetilmesiyle oluşuyor. Hatta filmde şey vardır, bir sahne vardır. Kemal Sunal böyle Zübük, zeybek olarak gelmiştir ama sonunda Zübük olarak gitmiştir. Orada bir sahne vardı, böyle etraftaki hanım bireylere doğru kafasını çevirmez de şey der, tüm vücudunu çevirir. Yavuz zırhlısı gibi tüm vücudunu dönme şeyi, benzetmesi var. Bütün gövdesini ağır ağır döndürüp öyle bakıyor. Sanırsın Yavuz zırhlısı. Hani zeybeğin namussuz versiyonuna Zübük deniyor. Film Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İstanbul'da ve Ankara'da çekiliyor. Zaten meclis sahneleri vesaire de var. Oradan da biliyoruz.
Şimdi hikaye tabii işte önce bir partiye giriyor, işte bakıyor falan filan. Hangisi? Aslında en başta dededen kalma bir gen aktarımıyla namussuzluk, etik değerlerin sıfıra inmiş bir versiyonu olarak, yani güncel versiyonu olarak insanların hayatına giriyor Zübük. Oradaki önce kasabalıyı tokatlıyor, kandırıyor. Sonra gidip bir partiye giriyor. Hatta şey diyor, bu partiye mi girsem diyor. Aynı katta iki parti düşünün. Hani kapıları böyle. Önce buna gidiyor. Diyor ki yok onu almayayım diyor. Buna girmeyeyim. Bunda daha çok şey kapı olabilir diyor. Ötekine giriyor. Giriyor içeri. Bağırıyor, çağırıyor. Bunu başkan seçiyorlar durduk yere. Ve klasik bir Türk siyasetçisi olarak hayatımıza girmiş oluyoruz. Şimdi burada baktığımızda belli şeyler var. Kodlar var. Mesela fötr şapka. Evet. Fötr şapkanın 70'lerde, 80'lerde 90'ların başında kimi temsil ettiğini biliyoruz aslında. Bir böyle aslında şey var. Bir bıyık var. O bıyık da aslında gene başka bir siyasetçiyi biraz böyle bir andırıyor. Tombik bir siyasetçimiz. Taklidini de yapardım da rahmetli. Şimdi arkasından konuşmuş gibi olmayalım. Ama bir de şu var. Aslında bütün siyasi perde. Ya yok, bütün değil. Abi, bildiğimiz merkez sağ böyle ama çok güzelleştiriyor. Merkez sağın o dönemki iki önemli figürü var. Birbiriyle kavgalı. Biri daha köylü sağ, biri daha kentli sağ temsil eden. İkisinin böyle bir karışımı. Ama var. Bir de ya zaten roman 60'larda yazılıyor. Evet, 61. Hani yani şey filmdeki. Filmdeki. Ya şuna da bakmak lazım. Aslında Güneş Otel olayı da var içinde Binna bize. Onu da anlatıyor. Hani o yüzden diyorum bütün siyasetin yelpazesine hitap eden bir şey. Hani tek bir kanadı dersek tabii ki büyük ağırlığını oradan çünkü almış. Sonuçta şey olayı var ya işte ulan Zülbük Hüseyin bir kere namaz kılmışlığı mı var meselesi. Ha o mu meselesi. Yani halkın ne kadar değeri varsa. Değeri varsa hepsini böyle böyle dokunduran, çok tatlı, çok güzel güldüren. Bir de şey vardır yani böyle izle ha 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 çok komikmiş. Ha evet böyle yapıyor deyip de sonra gidip oy atılması da öyle şey adamlara, bireylere, kişilere, siyasetçilere çok saçma oluyor. Hani görüyorsun, kınıyorsun ama gidip oy atıyorsun. Muhabbetine geliyor aslında. Bilemiyorum şimdi neyse, kim kime oy veriyor yani. O bizi herkes o ne derler? Özgür birey olarak, özgür bir vatandaş olarak senin sorumluluğun altında. Bizi evet, sorumluluk doğru. Sorumluluk güzel bir kelime. Aynen, evet. Evet, şimdi filmde işte önce ilçede işte siyasete atılıyor. Sonra bir şekilde meclise kapağı atıyor. Hakikaten öyle oluyor. Hakikaten öyle oluyor. Ya ben şeyle de biraz böyle gerçekten, yani çünkü iş içinde siyaset olunca illa bir benzerlik kuruyor insan. House of Cards dizisi vardı Netflix'in böyle hatta Netflix yapan yapımlardan biridir yani işte o dönem vardı Black Mirror vesaire falan filan o ününü kazandıran işte Kevin Spacey'nin başrolünde oynadığı yani tabii o komedi değildi daha böyle kara bir şeydi ama hani o yükselme şekli baktığında hikaye aslında hep böyle bir benzer gidiyor. İşte böyle bir daha küçükten başlıyor. O da önce bir işte parlamenter sonra işte başkan yardımcısı oluyor. Ayağını kaydırıyor ya da işte emek oluyor vesaire başkan gidiyor. Birden önce bu başkan oluyor sonra seçimlerde bir daha kazanıyor falan filan vesaire. O da şimdi ona girmeyelim ama hani bu hikayenin de baktığımızda hep böyle bir benzer şekilde yürüdüğünü görüyoruz ve yani o Underwood da Frank Underwood karakteri de aslında yani Zübük'ün böyle bir benzer zengin versiyonu. Yani Amerikalı versiyonu anlatabiliyor muyum? Daha az karikatürize edilmiş bir versiyonu. Bizdeki güldürüyor. O tabii, daha yani ciddi bir şey. Düşündürüyor. Yani, düşündürüyor yani, da düşünen oluyor mu? Yani işte dedi Kartal Tibet çekiyor şimdi filmin en ünlü sahnesi işte o cami mi yapılsın okul mu yapılsın sahnesi. Bu maalesef Türkiye'nin artık böyle bir değişmeyen şeyine dönüşmüş durumda yani ve dile getirdiğinde de bu tepki görüyorsun. Halbuki yani görüyoruz ki işte yapılıyor her yerde kim gidiyor ayrı işte okul. Hani okul hep şey meselesi vardır işte evde de kılabilir. Filmde de filmde de her yerde kılabilirsin ama işte okulda okuman olmuyor falan filan. Aklın neler söylüyor falan diyor. Yani sen orada mikrofonu bilerek işte o tam o kısmı oraya getiriyor. Yani işte bu popülizmin dini kullanması vesaire zaten kanayan yaramız. Bugün de devam ediyor. Film yok. Film var aslında. Ona değinmeden önce şunu da söyleyeyim. Aslında bir sınıf atlama çabası Zübük. Karısı Nevra Serezli. Sınıf atlamak için Zübük'le birlikte oluyor. Sevgilisi oluyor. Karısı sınıf oluyor. Veya halktan... Ama siyaset zaten öyle bir şey. Öyle, ama sınıf şey atlama... işte. Heh,
sınıf atlama aracı olarak ya da filmin içinde söylenen bir cümle var. Zübük aslında hepimiziz. Sadece fırsatını bulamıyoruz. Tabii. Fırsatını bulduğumuzda en büyük zübük biz oluyoruz. Herkes o ahlaksızlığı yapıyor. Sonra da o zübük olamadığımız zaman da zübüğü eleştiriyoruz. Aslında zübüğü, içimizdeki zübüğü öldürmemiz lazım. Ma getiriyor. Çok güzel bir mesaj. Çok güzel mesaj. Filmin içinde de söylüyor. İzleyenler, evet. Bulabilenler, evet. İzleyebilenler. Şimdi evet, o zaman ona gelelim. Film var ama yok, yok ama var. Nedir şimdi bu meselenin aslı? Bu konuda hatta bir açıklama da yapmıştı ilgili yayıncı kuruluş. Ya şimdi 2007'de galiba Türkiye'de ulusal kanallardan birisi. Kanal 7 ya, söyleyeyim. Yayın haklarını alıyor. Evet. Ki devam eden süreçte de yayınlıyor. Ben çok sefer gördüm Kanal 7'de yayınlandığını. Tabii. Ama çıkan dedikodular, hani Kanal 7 bu filmin online platformlarda yayınlanması istemiyor. Ama Kanal 7'de açıklama yapıyor. Diyor ki kardeşim biz sadece televizyonda gösterme hakkını satın aldık. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. O yapımcıyla, yapımcının tasarrufunda olan bir şey. Türker İnanoğlu yapımcısı açıklama yapıyor. Diyor ki yasaklandığı iddiaları yalan. Yalan. Bu çıkan iddialar hani. Zübük yasaklandı, online platformlarında yayınlanamaz. Öyle bir yasak var, öyle bir şey yok diyor. Biz bilerek ve isteyerek yayınlamıyoruz. Bugün Türker İnanoğlu'nun sahip olduğu YouTube kanalına baktığımız zaman çok fazla filmi, çok fazla filmden sahnesinin olduğu videolar var ama zübük yok. Evet. Korsan olarak yüklenen Facebook gruplarında falan bulabilip izleyebiliyorsunuz. Ama orijinal şeklinde Türker İnanoğlu'nun yayınladığı bir şey yok. Bu tamamen şirketin kendi tasarrufunda olan bir durum. Yani o tasarrufun nedenini de biliyoruz. Çünkü bugün şey zübüğün temsil ettiği, yani oradaki zübüğü izlerken akıllara gelecek olan parti vesaire vesaire mevzuları az çok biliyoruz. Hiçbir filmi Kemal Sunal'ın şey değil, değil mi? Telifli değil yani. İsteyen istediği tabii, bütün tabii. Filmi yani eğilip, işte, gidip, bu hariç. Bu yok piyasada. Sadece bunun o şeyde olması da işte manidar. İşte, o insanları diyor ki neden yok? O da diyor ki yayınlanmadı. Orada da soru işaretleri, soru işareti, soru işareti. Question mark. Ki ben şey çok hatırlıyorum yani lise öğrencisi hatta daha küçükken falan filan sürekli film şeyde televizyonlarda gösterirdi. Evet, evet. Diğer filmleri de olduğu gibi. İşte herkesin bildiği, söylemediği gerçekleri yani kısacası tamamen kendileri istemiyor yayınlamayı. Peki o zaman böyle umarım günün birinde bu filmi daha fazla restorasyonlu bir biçimde insanlar ibret alarak, ders alarak izler. Biz de izleriz çünkü yani hem komik hem trajik yönleri var. Zübün hikayesi de böyle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Like atıp abone oluyorsunuz. Bizleri sevindiriyorsunuz. Görüşürüz. Yorum da yap. Evet.